Oğlum ben bunlar maçtayken durmayacağım kanalda. Yukarıda maçı sunacağım. Mikrofonları kötü de bana kötü değil. Al kardeşim, al kardeşim seni. Birinden yankı yapıyor. Kim? Ender abi bir dakika. Seni mutladım abi. Biraz mutlusun. Ömer Özdemir hoş geldin. Arte Vandre hoş geldin. Yusuf Hüseyin hoş geldin. Berkay hoş geldin. Teşekkür ederim abi abone olduğunuz için. Çok sağ olun. Sonunda galiba evet. Başlayan bir maç. Ne alıyoruz? Kafana göre moruk. Organa alıyoruz onu. Fanla moruk. Bu takımın oyuncuları sizsiniz. Şu an flex atıyormuş gibi. Ölümünü ama. Tamam mı? Sanki ölümüne flex atıyormuşçasına oynayacaksın reis. Serinizin son maçı oğlum. Kazanırsanız challenge olacakmışsınız gibi. Analiz falan yapmıyorum ben. Yok. Yok, koçluk yapmak imkansız, onu fark ettim abi. Çünkü adamda, bende o karakter yok. Bende şu yok falan. Kimsenin rolünü bilmiyorum. Kendi aralarında halletsinler. Onlar bizi temsil ediyor sonuçta. Arkadaşlar temsil edin çabuk. Kangın ne alacak? Varsa alayım ben. Ben Jinx ya da Kayısı oynayacağım. Hemen şuradan şarkınızı patlatalım abi. İsmi. Jinx ya da Kayısı oynayacağım ama şu an seçmesen de olur. Jax değil, hayır. Jinx ya da Kayısı oynayacağım ama şu an seçmesen de sıkıntı yok. Ne açalım? Ben kendi pickimi aldım abi o zaman. Okey. Bana ilerle alırsın. Şöyle bir şarkı buldum abi. Ben ne alacağım şimdi ya? Bence mid geç sen ya. Mid ya da jungle geç. Ben midim. Ha, okey. Mid'de çok iyi değilsen Vel'Koz falan oynarım ben. Baya ADC mi mid oynuyor? Allah Allah. Allah Allah. Ya ben de jungle'da aşırı iyi değilim de o yüzden dedim ya. Primal Yuan geliyor yalnız arkadaşlar. Algos 112 hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tank bir şey alayım mı öyle yoksa biraz risk atayım mı? Şu pick nasıl olur Tata? Hangi pick? Pardon gözükmüyor. Ya basamıyorum, seçemiyorum. Bende gözükmüyor biraz. Turnuva seçimi olduğu için basamıyorum zaten. Chat sizce bu takım karşı takım yenebilir mi? 15 FF mi yoksa? Ha? Diamond var bir tane takımda. 15 FF? Yazdı. Arkadaşlar size 15 FF diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Abi kim çıksa öyle diyecekler zaten. Azdan az çoktan çok gider görelim. O zehri bir attık ya bir kere başladı o. Alıyorum ben bunu ya. Tamam sen bot'a oyna şu an maç direkt biter zaten. Bak kim bizim takım ama. Çok güçlü oldu bu arada. Leona Zek. Ben de yazdığımı düşünüyorum. Ben de demek istiyorum. Neyi düşünüyorsun? Yazdım oraya. Nereye ama? Kayısı mı şimdi? Sen göremez ki. Neyse Kayısı oynayayım o zaman. Al Kayısı. Abi şimdi tamam. Bizim takıma ne lazım? Ben size biraz yardımcı olayım. Bizim takıma early'de güçlü şeyler lazım. Çünkü şu aldığımız 3 karakter biraz böyle early'de zayıf, tamam mı? Zek falan. Ya Tapa ve Mide böyle early'si güçlü şeyler. Mesela Jayce'e karşı... Karşı ne alabilirim ki early'de güçlü? Düşünüyorum. Camille oynuyor musun? Camille banlı. Sion oynuyor musun? Sion hesapta yok vallahi. Ne var o? Ne oynayabilirsin sen şimdi? Onu söyle bana o zaman. Kanka Kennen oynayabilirim, Jax oynayabilirim. Başlık. Fior oynayabilirim, Vladimir oynayabilirim. Saydığın karakterlerin hepsini Jax counterlıyor, bunu biliyor muydun? İşte sıkıntı var. Banlıyorum. Bence Kennen alsın. Ban mı söyleyeyim sana? Kennen alayım o zaman, aynen en mantıklısı. Galio falan banlayayım bence. Hemen bir analiz patlatıyorum. Dur, ben harbi yardımcı olayım. Çünkü işin içinde bir şey vardı ya. Unuttum onu ben. Hemen Starscream B'ye bakalım. Bu adam ne oynuyor? Of, Rogue heyecanlandım bir şeyler ya. Ben Starscream almıştım. Abi Swain banla. Swain banla çabuk. Lan niye heyecanlanıyorsun ki? Allah, niye heyecanlandığını söyle. Ben çözerim sonra. Abi aynen. Swain'i banla. Maet... Yelet. Nasıl bir kamuna? Bana ona göre. İşte yaptım ben şaka. Alırız abi ya. Çok korkmaya gerek yok. Aynen öyle. Bak şu an jungle bize gelirse karşıyı bottan güçsüz type onların. Bot flat var. Bottan yok ederiz ciddiyim.
Tamam. Jungle bize oynasın abi. Ben şimdi de ligi ne? Level 3 gank falan çok iyi olur yani. Abi jungle Zac var bizde. Şu mid'e ve top'a Allah aşkına düşünün. Jayce'e karşı ne alacaksın sen? Cannon mı? Cannon bilmiyorum. Sen de ödedin ya en son. Tamam, sen Cannon alıyorsun abi. Tamamdır. Ha, güzel oldu. Rammus var karşıda. Cannon iyi olur. Kaan abi, yanılıyor musun? Evet, mid'e ne alacaksın? Söyle kardeşim. İlerle oynamak istiyorum. İlerle de kasabildim ama ilerle güveniyorum. İlerle oynamak. Bence Irelia alma. Kasabildim alayım, ne alayım? Bence... Kasabildim çok şey olmaz mı late pick'i ya? Tamam, Irelia al ya. İlerle al kardeşim, güveniyorsan. Ben de sana güveniyorum. Güveniyor musun? Yasuo al. Evet yasuo. Reis, güveniyorum. Yasuo al Irelia. Yasuo alayım mı Yasuo? Yok yok, amına koyayım, Irelia al. Zeki soya. Bak bizim pikler çok güzel oldu bu arada arkadaşlar. Zek, Kai'sa. Aynen öyle. Late game'de kesin kazanırsınız galiba. Early'yi kaybetmeyin sadece. Erken oyunda kaybetmeyeceksin, tamam mı? Bu kadar. İlerle Kimixer fena alıyordu ya. Ne? Kimixer nasıl para ne alıyordu? Tamam al koçum bak. Irelia, Zoe, Irelia kazanır. Cannon, Jayce. Jayce biraz dövecek ama Cannon o kadar kötü değil. Zek, Rammus, ikiniz de farmlayacağız. Aa, her şey çok iyi şu anda bak. Bizim takımın kaybetmesi için hiçbir sebep yok abi. Sıfır sebep. TP mi alayım seni? Yok, tamam. Irelia, Ignite al, Ignite. Tamam, güzel abi. Leona'da Ignite, bilmem ne. Kai'Sa heal, Cannon teleport, Irelia Ignite. Çok güzel. Kaybetmemiz imkansız bu arada. Hadi bakalım inşallah. Kaybetmemiz imkansız. Ben sizi gazlayacak müzik ne açabilirim abi? Gazlayan ne müzik var? Ne açsam gazlanırsınız? Spor salonlarında çalıyor ya böyle sen. Ya abi 15 kişiye saldırdım, açsana ya. Beyler. Şey Believer. Imagine Dragons Believer. Size güveniyorum takım. Size güveniyorum. Maç başlayacak 3 dakika sonra. 3 dakika sonra benim takım Taldir'in takımını Twitch'te böyle. Neyse onu göstermeyelim, belki ban yeriz. Arkadaşlar başarılar diliyorum size. Objektifleri kontrol etmeyi unutmayın. Ward'unuzu atın. Herkes base'den çıkarken pembe totem alacak, tamam mı? Ganklere dikkat edin. Minyonunuz bol, pentanız çok olsun. Umarım kazanırsınız abi. Ben yukarı çıkıyorum. Helal olsun çocuklar diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi bakayım. Burak'ı da çekelim. Burak. Efendim. Kardeşim ne düşünüyorsun bizim takım hakkında? İyi çocuklar ya. Çocuklar iyi de ben şampiyonlara bakmadım. Chat'te ilgileniyordum bu sıra. Ben şampiyonlara oyun baktım. Ha, şampiyonlarımız gayet hoş, tamam mı bak. Irelia var, Cannon var, Kai'Sa var, Zac var, Leona var. Karşıya göre gayet iyi. Ya şu an iyi oynayan kazanacak beraber. Bak. Kimin aboneleri daha iyi? Elvin'in aboneleri mi daha iyi? Taldir'in aboneleri mi daha iyi? Bunu göreceğiz bu maçta. Bu birinci maç. Bundan sonra bir tane daha var. Ondan sonra bir tane daha var inşallah. Ben abonelerime güveniyorum. Kazanacaklarına inanıyorum. Pikleri de güzel yaptık. Zeki abonelermiş. Mikrofonlarında biraz sıkıntı var. İletişim konusunda sıkıntı yaşayacaklar oyun içinde ama onlar gerçekten iyi oyuncular olduğu için sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Taldir'in takımında onların iletişimi bir duyun hele. Onlar daha kötüymüş duyduğuma göre. O yüzden başlıyoruz abi, 1 dakika sonra. 1 dakika abi sonra. Bir kere onların hepsinin kanında böyle Elvind abonesi damarında aynen akıyor amına koyayım kan ya. Aynen abi. Evet, kaybetme şansları yok abi. Abi bir dahaki bu arada bir şeyin duyurusunu daha yapayım. Arkadaşlar bir dahaki oyuna gelmek isteyen aboneler. Lütfen eğer geleceksiniz şu oyuna canlı, ruhlu, sikici bir şekilde gelin, tamam mı? Bayık, hiçbir amacı olmayan gelmesin. Kazanmak isteyen, temsil etmek isteyen gelsin. Bunu da duyuruyorum buradan. Ve diyecek bir şeyim kalmadı. Son 50 saniye. Şu anda Riot'taki sunucular gibi hissediyorum kendimi. Ne desem? O zaman Leblanc son zamanlarda nerf yemiş. Ne düşünüyorsun Burak? Leblanc nerf'ü çok evet, fazla tamam. Etkiledi Leblanc'ı. Mid lane'de oynanmıyor artık, fazla görmüyorum ben. Evet doğru diyor Burak da. Evet Berke. Evet sunucu masasına geçmiş bulunuyorum. Selamlar arkadaşlar. Selamlar, hoş geldin öncelikle. Takımın hakkında hoş ne bulduk düşünüyorsun? Ben benim takımıma yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Onlar size yürekten çakacak Berke. Öyle diyeyim sana. Ohohoy. Yalnız şimdi sevgili Kaan, böyle evet şeyler söylemen hoş değil. Nasıl benim değil? Takımımın early'si çok güçlü abi. Early'de
Yok evet. edersek bu oyunu kazanırız. Ama oyun late'e uzarsa kazara bu oyunu %100 kaybediyoruz. Şu da çok etkili. Sen bilmiyorsun bunu. Ben burada takımıma tezahürat yapacağım. Destek vereceğim. Sen büyük ihtimalle utanacaksın öyle şeyler yapmaya. Pek veremeyeceksin. O yüzden biz 1-0 önde olacağız sürekli. Bir dakika, sen desteği şimdi oyunu sunarken mi yapacaksın? Tabii canım. Tarafsız sunacağımı mı sandın? Ben kendi takımımı sunacağım. Bufflayacağım adamları. Canım ben de taraflı sunarım, onda bir şey yok. Tamam, taraflı sunacağım ben ya, ama fena gazlayacağım takım. Yanına açsın beni, dinlesin. Fena gazlayacağım, o yüzden sikecekler sizi. Fena ama Berke bak. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Açalım abi şarkıyı. Bizim takım şarkısı ne olabilir? Ben takım şarkısı düşünüyorum kendime. Takım şarkısı ne var ya beyler? Zın zın değil, gaz veren şarkı. Gaz veren. Hani böyle marş. Oo, bastırın çocuklar falan tarzında. Mehter marşı. Ben 12 dev adam açıyorum. Abi dur. Şu ne ceza ver. Bu değil. Maça doğru yavaştan geçiş yapıyoruz abi. Bu şarkı pek gazlamayacak ama değişiriz. Evet Berke, başlıyor muyuz sunmaya abi? Evet, bende maç açılmadı ama. Hah, geldi. Bende açıldı. Kameramı büyüteyim. Chat'i kapatalım. Evet abi. Hemen son hazırlıklar. Şimdi koridor değerlendirelim sevgili Kaan. Mid koridor, orta koridor hakkında ne düşünüyorsun? Aa, bir saniye, ben sana hemen şey yapacağım. Amına koyayım, çalışmıyor bu. Ha. Evet Berke, başlıyoruz abi. Evet. Benim takım hepsini ben sana tek tek tanıtayım da bir tanı. Yiğitleri tanı, aslanları tanı. Thranduil 77 Cannon'la ne kadar iyi oynadığını bir ben biliyorum. Kai'Sa desen Vampy, kendisi eski tecrübeli profesyonel oyunculardan ama ara verdi sağlık sorunları nedeniyle. Onun dışında Miant, Nine Apes, Zek oynar kendisi. Dünyanın en iyi ikinci Zeki diyorlar Berke bu adam için. Leona desen ayrı bir yıldız. Irelia desen kendisini çok fena göstermek isteyen genç bir yetenek abi. Senin takımında kimler var? He? Boş. Şimdi bak. Bomboş. Ben açıklıyorum sevgili Kaan. Yok. Benim takımımdaki Vayne ve Thresh dünyanın en iyi ikinci botlayıcı. Sen bunları bilmiyorsun. Yok, duymuyorum abi ben onları. Sen bak, senin duyman önemli değil. Oyunda göreceksin zaten. Tamam, o yüzden duymana gerek yok. Dünyanın en iyi Thresh'i mi aradın sen şimdi senin takımındaki adamı? Dünyanın ilk ikisinde bu. Vayne Thresh ikilisi. Sen abi, bilmiyorsun. Senin bu Thresh var ya. Senin bu Thresh Thresh abi. Thresh. Leish. Leish bu adam. Benim Leona'm bak, adamın haritadaki yürüyüşüne bak, adam yürümek için doğmuş. Adam Sihirdar Vadisi'nde Berke'nin abonelerini paramparça sikmek için doğmuş Berke. Abi. Anlıyor musun? Thresh seninki, benimki Leogat. Ona Leogat derler. Ya Berke? Bak bot lane'de minyon alışa, şu haritadaki yürüyüşe, asalete bir bak hele. Görüyor musun? Senin adamın sarhoş gibi yürürken benim adamım sanki böyle dünya starı, dünyaları yaratmışçasına böyle etrafında dönen o mavi top, o topu birazdan Thresh'in götüne sokacakmışçasına yürüyor adam. Anlıyor musun koçum? Senin takımındaki adam anca Vayne alsın Ghost'u izleyip. Adam seni bile izlemiyor. Adam Ghost'u izliyor. Vayne almış. He? Kaan ben konuşabilecek miyim? bu nasıl karşılıklı sunma kalır? Tamam konuş abi, konuş. Çok taraflı geçiyor oğlum bu değil mi? Pardon, biraz şey anlattım. Evet abi, sun maçı evet. Evet abi. Şimdi geçiyoruz. Evet, abi. Bakıyorum. Bak, benim takımıma bakıyorum. Bak. Bir kere senin Zekin yanlış rotasyon yapıyor. Şimdi senin Zekin gitmiş kuşunu, kırmızısını almış. Şimdi ne bu? Yengeci kesiyor abi. Evet. Bu Zek ne yapacak? Sor bir neden diye. Söyle bakalım. Ha, neden? Söyle. Kardeşim. E-spor'da, League of Legends'da şöyle bir şey vardır. Bazı oyuncuların ne yapacağını aklın hayalin almaz. Bu adam o kadar zeki ki şu an bizi yaptığı rotasyonlarıyla şaşırtmaya son gaz devam ediyor Berke. Ya bu adamın müthiş bir zeka ürünü olduğunu söyleyebilir miyiz ya adam hakkında?
Peki yani bu tamamen daha doğrusu benim takımımı şaşırtmak üzere kurulu bir rotasyon diyorsun. Aynen öyle. Bu arada sadece bot lane'i gösteriyor. Çünkü bot lane'de bir star var bende. Leon ışıl ışıl parlıyor. Evet. Ben top lane'i gösteriyorum abi. Evet. Bota döndüm. Senelerce top lane'deki olayı bir yeniden yaşayalım istedim top'ta. Bota ben de döneyim evet, hadi. Evet abi bu arada Zek top lane tarafında bir baskın denemesi mi yapacak Berke? Ne düşünüyorsun? Yok. Sevgili Kaan, buradan herhangi bir skor çıkmayacağını sen de ben de evet, ikimiz de biliyoruz. Yani Zek de 200 IQ bir abonem olduğu için hemen bu durumun farkına varıp orta koridora doğru yürüyor şu anda. Orta koridorda kim var? Kaan, yalnız buradaki bastana. CS farkına dikkat çekmek istiyorum Kaan. Bilmiyorum sen farkında mısın da Kenan'ın senin 3 level hala da. CS baskıyı arttırmış durumda. Ben bilmiyorum evet. Yani top koridor hakkında. Yalnız çok bir şey söyleyeyim ama sen şunu da bilirsin ki Berke her yani zamanki gibi ilerliyor. Evet. Jace vs Kenan eşleşmesinde Jace'in üstün olduğunu tüm dünya biliyor. O yüzden burada benim abonem olan kardeşimin yapabileceği hiçbir şey yok. Adam çaresiz. Counter matchup oynadığı için yapacak hiçbir şey yok. Yo normal Trundle 77 biliyorsun. Adam geçen gün dünya şampiyonasında ülkeyi temsil eden oyunculardan bir tanesi ve kendisi gayet kaliteli. O yüzden böyle şeyden olması gayet normal. Yani ben pek orada katılmıyorum sevgili Kaan. Evet orta koridorda aksiyon var. Evet orta koridorda biraz yalnız senin Zoe şımarmış yine. Ama benim İrelia... Şımarmış mı? Seninkini maymun etmiş. İrelia maymun olmuş Baze'e basmış. Sen nasıl şımarmış diyorsun? Bir dakika sen İrelia Baze'e gitti değil mi? Ben şu an evet. Teknik sorun yaşıyorum da. Teknik sorunlar yaşıyorum da şu an. Arada olur öyle parazit giriyor doğru. Ne oldu amına koyayım? Abi bir şey oldu. Teknik sorunlar yaşıyorum arkadaşlar şu anda. Ya bilmiyorum niye böyle oluyor. Ne oluyor lan? Bilmiyorum abi. Rezalet. Abi oyuncudan oyuncuya nasıl geçiş yapıyoruz? İrelia'yı göstermek istiyorum amına koyayım. Bak QWR şey yapıyor. Geçiş yapıyor. Onu fark ettim. Arkadaşlar teknik sorunlar yaşıyoruz. Reji QWE ile adamları geçiyoruz da Berke. Sen ne istiyorsun? Adamın... Heh tamam çözdüm abi tamam. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Heyecan yine Doruk'ta bu arada. İrelia sen de sunarken taraflı sunmasak mı ya? Bir dakika. Sen niye pozisyonu geçtin abi? Demin İrelia'nın maymun oluşu hakkında konuşuyorduk. Orada teknik bir aksaklık yaşadım. İrelia maymun olmadı bu arada Berke. İrelia galiba hesapladı bunu ve ona göre oynadı. Ama replay'ini aç o zaman. İzleyelim abi. Replay'den izleyelim. Madem maymun olmamış. Dur ben şöyle sunacağım maçı. Ha. Abi Berke Ripley'i boş ver. Bunu boş ver tamam mı? Sen sadece şu adamın oynayışındaki bir asalete bak. Peki abi. Peki. Bu arada dur taraflı sunmayalım abi. Şey yapalım. Normal maç anlatıyormuş gibi spikerlik yapalım bence. Taraflı olunca sarmıyor. Tamam kabul. Tamam. Nasıl sunuyoruz? Eşit. Bu adamlar hiçbiri bizim takımımız değilmişçesine. Ama kiralıklarında sevinebiliriz tamam mı? Tamam kabul. Tamamdır abi. Orta koridorda yalnız bir aksiyon Zoe İrelia'nın üstüne doğru ilerledi. İrelia'nın üstüne tutuştur bıraktı Berke. Bu takas hakkında ne düşünüyorsun? Zoe yerden aldı Ignite'ı pardon tutuşturu İrelia'nın üstüne bırakmış yanlış anlamadıysam. O yüzden Zoe her zamanki gibi ne denir? RNG'sini kullanıyor abi. Türkçesini bilmiyorum. Şansını kullanıyor, yüzdelik şansını. Evet, bu arada arkadaşlar. Top lane'de beklenen durum devam ediyor. Jace'in bir üstünlüğü söz konusu. Jace'in bir üstünlüğü söz konusu yalnız. Jace'in Kenan'a karşı şans üstün var. Olduğunu sana 1000 kere söyledim. Artık taraflılığı bırakıp şu maçı düzgün sunar mıyız? Abi ben şey yapmıyorum. Jace bu maçı kazanmalı zaten bu karşılaşmayı. Kazanmalı. Yalnız o da ona göre ilerliyor. Ben Zoe, bir şey demedim zaten. Zoe alt koridora doğru bir baskın gerçekleştirecek şu anda galiba. Gerizekalı gibi bot lane'e doğru yürüyor. Bot lane'e bir W bıraktı. Kayısı'dan inanılmaz flash. Kayısı yalnız orada kaçarken Leona. Ve mükemmel oynadı orayı. Karşı şey kırmızı takım. Leona. Ve first blood'ı alıyor abi. Evet. Ama sevgili Kaan bu bot lane hakkında ne pardon. Bu alt koridorun gidişatı hakkında şu dakikadan sonra ne düşünüyorsun? Bu alt koridorun gidişatı hakkında bu alt koridora ben çok güvenmiştim. Yıllarımı vermiştim. Adamları o kadar övdüm. Adamlar yine de yüzümü kara çıkardı. Ölüp. O yüzden diyecek hiçbir şeyim bulamadım Johnny. Orta koridorda Zoe'de flash var. Diyecek tek şeyim bu şu anda. Evet izliyoruz. Bunu kimden almış peki?
Flash bunu yerden bulmuş. Zoe'nin yerden Summoner... Yerden bulamıyor. Nasıl bulamıyor? Nereden buluyor? Flash yerden gelmiyor abi. Kaysa'dan almış. Kaysa'dan almış. Yalnız şu anda... Aman tanrım! Aman tanrım! Allah. İrelia'dan müthiş oyun. İrelia kesecek mi? İrelia! Yalnız Berke'nin abonesi Zoe'nin kafasına çüküle şak diye vurdu az önce. İnanılmaz bir oyun izledik. Ne düşünüyorsun Berke? Burada ben Zoe'nin biraz aşırı agresif oynadığını düşünüyorum ve karşı takım güzelce cezalandırdı. Aynen bana öyle kalır. Yalnız İrelia gerçekten şu anda çok iyi durumda. 1-0-0-72 minyona sahip. Zek aynı şekilde minyon üstünlüğünü kurmuş durumda. Yani mavi takım şu anda o kadar iyi oynuyor ki oyun adeta bizim kontrolümüzde diyor. Öyle değil mi Johnny? Kesinlikle katılıyorum. Bir tek şu an kırmızı takım adına üst koridorda ve alt koridorda işleri. O yalnız yani, fight çıktı. Yani kırmızı nerede fight çıktı? Fight nerede? Reji. Tap tap tap. Reji tap, ne oluyor amına koyayım? Arkadaşlar abi, üst koridor. Abi tap açsana. Açık açık üst koridor. Jace'in başı belada. Cannon'ın da başı belada. Bu oyunda herkesin başı belada arkadaşlar. Yalnız burayı Jace çok güzel oynadı. Dive'dan yani kule altı denemesinden güzel kaçtı. Hatta Rammus zamanında yetişse orada iki tane kor bile alabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani inanılmaz. Yalnız Zek burada kalmaya devam ediyor Johnny. Aa, teknik sorunlar yaşıyoruz. Yalnız tapta üst koridorda bir aksiyon daha. Cannon Jace'in üstüne doğru gitti. Jace ölecek mi? Jace yalnız orada aman tanrım. Cannon şu anda Berke'nin abonesinin kafasına shuriken'i soktu. Hadi taraflı sunmuyorduk abi. Habire yok soktu yok sapladı diyorsun. Ne olacak bu? Abi yani bilmiyorum şu an. Çünkü nasıl anlatacağımı şaşırdım Berke. Yapamıyorum yani bu ortalığı şey edemiyorum abi. Kontrol de sağlayamıyorum abi. Şu anda. Reji teknik bir sorun yaşatıyor bana. Evet geldik şu anda oyunda tekrardan. Bak bir kere bot da bak alt koridorda iki tane skor alındı. Bundan haberimiz yok abi. Evet inanılmaz bir şey gerçekten. Nasıl bir şey bu? Berke şöyle yap abi. Hemen geri alıyorum. Bak şunu masterlamamız lazım senden hemen anlatayım. Yönetimini kameraya al, tamam mı? Oyun kendi göstersin, ikimiz de aynı yeri görelim böylece ve spikerler gibi sunalım abi. Hiç oraya buraya elimizle geçmeyelim, anladın mı? Çünkü farklı yerlere tamam. Bakıyoruz, sana yetişemiyorum. Tamam, o zaman şu anki ana alıyorum oyunu. Aynen, yönetimli kamera, ve D'ye basacaksın yönetimli abi. Yönetimli kamera, tamam. Aynen. Şuradan item'ları nasıl gösteriyoruz bu arada chat? O'ya bas, açık o. Kalıyor. Yo, O çalışmıyor. Nasıl çal? Şurada bende skorlar gözüküyor. Altınlar kazanılan altınlar gözüküyor. Ha onun da ha, bir tuşu var da tam X, bir... Tamam. Berk yönetimli kamera D'deyiz sürekli tamam mı? Tamam şu an orta koridordayız. Evet aynen şu an orta koridordayız. Arkadaşlar maç tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takım Elvin'in takımı şu anda Berke'nin takımına karşı inanılmaz bir üstünlük sağlamışım da orta koridorda İrelia'nın yalnız başı beraber. Orta koridor. Buna diye Rammus koştu ve İrelia'nın bu sonu oldu. Üst koridorda da Jace'in başı beladaydı ama Jace tecrübesini konuşturarak orada Zek'e adeta siktir al git buradan amına kodumun jöle piç dedi. Ama Zek bunun üstüne asla üzülmeyip gerçekten oradaki nehirdeki Skuddle'ın kesmeye doğru yola koyulmuş. Alt koridorda minyonlarda bir üstünlük var. Ne düşünüyorsun Berke? Ben bu alt koridorun gidişatını çok sevmedim. Hatırlarsan ilk kan alt koridorda dökülmüştü. Vayne almıştı. Evet. Ama bu üstünlüğü devam ettirememişler. O yüzden iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum ben şu anda alt yalnız koridorun. Üst koridorda Cannon kuleye öyle bir vurmuş ki kuleden tam iki tabaka altın almış Berke. Yo bir tabaka almış daha 4 yazıyor. Şu an 3 mü? Ya oğlum bana ayak şey yapsana uydursana yani ben ne diyorsan bir... he diyeceksin amına koyayım. Hayda abi görmediği bir şey mi? Hayır sen benim şu an kankamsın. Sunucu Kaan Kural oradan sıçınca Scarlet topluyor. Senin de öyle yapman lazım. Ha tamam pardon. Anladın mı? Evet alt ben koridorda... Ben çok anlamadım bunu açıkçası. Jace'in normalde kazanması gereken yerde Kenan iki tane ne almış? Barikat almış. Abi şöyle sunman lazım Berke. Anlat abi mesela şu Zoe'nin son zamanlardaki yama değişikliği hakkında ne düşünüyorsun? Son zamanlarda bir şey gelmedi. Yanlış bilmiyorsam ya yakın oğlum, zamanda gelecek. Ya oğlum topla işte salla amına koyayım ya. Yapamadık. Boş yapma sanatı Berke. Boş yapma. Yapmıyorsan sen nasıl şey yapacağız abi? Tamam ben seni dinliyorum abi sun. Ben tamam, sana ayak uyduracağım. Ben sunuyorum tamam. Sunucu ben oluyorum. Tamam. Sana soru soruyorum. Sen de sürekli sıçmadan tamam. Yani şey.
Beni sürekli cevap veriyorsun, anladın mı? Şey yapıyorsun. Tamam. Evet öyle. Senin falan cevap veriyorum. Aynen okay. Tamam. Evet, alt koridorda V'nin inanılmaz bir üstünlüğü var bu arada. 2-1 oynuyor kendisi. Orta koridorda Zoe Pink Ward'u temizlerken. Bu arada belki Pink Ward, yani sence ne kadar önemli bu Pink Ward? Şu anda oyun için en önemli şeylerden bir tanesi pembe totem. Aynen çok öyle. Güzel. Pembe, yani pembe totemsiz base'den çıkmıyorum diyebilir miyiz belki? Abi ama işte senin orada evet çıkmıyoruz falan demen lazım. Abi sen öyle sesler çıkırsan ben nasıl? Hayır abi işte bak uyum sağlaman lazım. Bu arada inanılmaz bir savaş. Yalnız Zek şu anda kolu uzadı. Rammus'u tutuyor Berke. Burada bir son flash kaos. Aman yarabbi. Bu oyunun gidişatını nasıl yorumluyorsun sevgili Kaan? Abi şimdi bu oyunun onu bunu boş ver de şöyle yapmamız lazım. Geldi işte. Berke bak bunu yapıyoruz abi. Bak. İnanılmaz Okyanus ejderhası şu anda düştü. Mavi takım inanılmaz oynuyor. Pembe totemleri temizliyor mu dersin? Alt koridordan Zek yalnız elastik sapanla zıpladı. Oradan Vayne kazık atarla. Yalnız şu anda inanılmaz trash hava yolları. Alt koridordan kule düşüyor şu anda. Leon'u inanılmaz derecede orada kalkanını açıp kuleyi ben tanklıyorum adeta dedi. Bu arada mavi takım alt koridorda 4 kişi olarak biz bu kuleyi istiyoruz diyor. Yalnız trash. Acaba orada bir oyun gelecek mi? Acaba ölümün cezası gelecek mi? Ölümün cezası gelecek mi? Yedersin yüz geldi. Yalnız kaçan bir ölümün cezası. Yalnız Zoe burada oynayabilecek mi? Üst koridorda dönüyoruz. Eji ne yapıyorsun bilmiyorum. Evet Berke bu oyunun gidişatı hakkında kalp dayanır mı Berke bu oyuna? Bu oyuna ben kalp dayanamıyorum mı? Açıkçası bilmiyorum. Şu an için ben kırmızı takımın gidişatını iyi görmüyorum sevgili Kaan. Karşı tarafın yani mavi takımın oyunun geç safhasında güçlendiğini ikimiz de biliyoruz. Yani şu an yalnız yukarıda bir savaş çıktı. Şu anda yalnız Elvind'in takımı, mavi takım, kırmızı takıma sihirdar vadisini dar etmiş durumda ve her koridordan üstünler. Yani kardeşim diyor ki üst koridor benim, orman benim, orta koridor benim, alt koridor benim diyor. Şu anda Elvind'in takımı her yerde üstünlüğe sahip ve bu durum beni çok korkutuyor Berke. Sen ne düşünüyorsun? Ben bu açıkçası oyunun gidişatı direkt Kaan'ın takımının üstün geleceğini gösteriyor. Evet, şu yalnız bu arada yalnız Kenan'dan flash attı. Kenan'dan yani çok kötü oyun. Bu seviyede bu şekilde hatalar yapılması gerçekten Türkiye'de e-sporun neden geliştirdiğini bir kere daha bize gösteriyor. Yalnız şu anda burada bütün nefesler tutulmuş iki takımın bu derbi niteliğinde olan inanılmaz takımların Berke'nin ve Kaan'ın takımları karşı karşıya. Kaan'ın takımı her koridorda üstünlüğünü korurken Leon'a şu anda gezgin çizmesi almış. Yani gezgin çizmesi tercih hakkında ne düşünüyorsun? Gezgin yalnız yukarıda yine yukarıda bir savaş. Yukarıda bir aksiyon. Rammus geldi. Rammus orada Kenan'ı tuttu ve sen kaçamazsın dedi. Ve Kenan'ın doğduğuna pişman ediyor. Alt koridorda. Peki alt koridorda? Alt koridorda Vayne ölmüş. Alt koridorda Elvin'in takımının inanılmaz bir baskısını görüyoruz. Yalnız Thresh'e, Thresh hava yolları, Thresh hava yolları artık Thresh görebiliyor musun ekranda Berke? Ben göremiyorum da. Thresh burada yalnız çok kötü oynadı. Ben böyle bir seviyedeki bir oyuncunun bu tarz oyununu yakıştıramıyorum açıkçası. Thresh'ten... Bu insanlar bizi nasıl uluslararası şeylerde temsil edecek hiç bilmiyorum. Thresh'ten rezalet bir oyun niteliğinde. Thresh nasıl oynanılmaması gerek adeta bunu gördük. Yalnız sunucular böyle demiyor ama performans düşüklüğü var ya Thresh'in Berke. Ya son zamanlarda takımın gidişatı da tabii bireysel performansını etkiledi Thresh'in. Bu adamın performansında bir sıkıntı var. Yani eski Thresh'ten eser kalmamış diyebilir miyiz? Tabii yani sezon 4'te gördüğümüz Thresh'le şu anki Thresh arasında yalnız çok Nora, büyük fark var. Nora Leon'un üstüne bir tutuştur bıraktı. Leon'u hemen sıçrasına attı oradan çıktı. Yalnız şu anda gidişat... Bir Okyanus ejderi. Sıradaki ejder Alev ejderi Berke. Biliyorsun. Alev ejderlerini çok seviyorum. Sevgili Kaan, Alev ejderleriyle olan hikayeni anlatır mısın? Bizlerle paylaşmak ister misin? Yani şöyle anlatayım. Zamanında ben e-sporculuk yapardım Berke. Benim zamanımda Alev ejderleri çok popülerdi. Yani her takım Alev ejderi alırdı benim zamanımda. Daha sonra ben bıraktım ve böyle devam etmeye başladı. Alev ejderlerini bu yüzden benim için
özel bir yeri vardır League of Legends kariyerimde. Üst koridorda Kai'Sa'nın başı belada. Kai'Sa 2'yi bir atabilecek mi? Kai'Sa şu anda yalnız çok yakındı. Jayce orada son vuruş yaptı ve Kai'Sa'ya buranın kralı benim. Henüz ölmedik. Berke'nin takımı da burada dedi. Orta koridorda İlelia'nın başı belada mı? Zoe aman Allah, yalnız İlelia'nın sihir içini hemen orada devreye girdi ve hayatını kurtardı bir nevi diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yalnız İrelia çok akılcıl bir tercih yapmış. Hemen gidip Tiriçen'ini almış, bir de Merkür'ünün hüzmelerini tercih etmiş. Çok güzel bir tercih bence. Yalnız sen ne bunu Türkiye'de ligimizde daha önce Noru Vitsent, yani aklın sonu kasmıştı İrelia. Bu arada orta koridorda aksiyon. İrelia inanılmaz bir ulti. Kendisi başarabilecek mi? Hayır, İrelia öldü. Skor Vayne'de kaldı. Leona şu anda giriyor. Aman tanrım, Kennen'dan inanılmaz ulti. Trundle 77. Ne yapıyorsun? Zac üstüne atlıyor. Elastik sapan. Kolunu kaçır geldi. Yalnız şu anda Kennen inanılmaz bir oyun oynadı arkadaşlar. Kennen'ın bu oyunu Mage Tech ne oynadı be? Kennen'dan yani bu klipler alınsın arkadaşlar. Hashtag ne oynadı be? Yalnız Kennen orada iyi oynadığı için büyük ihtimal biz bunun videosunu yapmayız. Çünkü orayı iyi sunamadık. Böyle daha güzel bir sahne gelirse, daha iyi sunarsak, daha iyi bağırırsak onu koyarız. Neyse. Yalnız Reji'den ben Reji'yi kınıyorum birazcık. Reji çok aksiyon kaçırıyor. Evet. Lütfen Reji'yi sahneye davet ediyorum abi. Evet, yalnız Zac, şu anki Zac performansıyla oyunun tamamen kendi tarafına, takımı tarafına çekti ve adeta sırtlıyor Zac şu anda. Me and Nine Apes, kendisi tecrübesiz Türk ormancı, daha çok genç. 17 yaşında daha ilk bu sene çıkıyor. Katıldı. Aynen sahneye, öyle. Bu arada. Venpi aynı şekilde, Kai'Sa bu seneki performansı hakkında konuşuldu bayağı. Kimisi dedi ki eski performansını eser yok. Kimisi ise hala iyi oynadığını düşünüyor. Ama bu takımın, kırmızı takımın ana taşıyıcısı Dryharu Berke. Dryharu bu takımda olduğu sürece bu takımın, Tal'Dorei'nin takımının hala umudu, hala ümidi, hala bir ışığı var. Sana kesinlikle katılıyorum sevgili Kaan. Ama ben Zoe'nin de yabana atılacak bir, nasıl diyeyim, gücü olduğunu düşün. Yalnız savaş şu anda. Dryharu'nun üstüne gidiyor. Dryharu sen kimsin? Siktir git diyor buradan. Kai'Sa üstüne doğru koşarken Dryharu mesafeyi korudu. Zac bu arada takım arkadaşlarının arkasında. Lance'le görüşü temizlerken, Leona mobility botuyla wingle wingle ilerlerken, Zoe top atarken Zac'ten yalnız kötü bir oyun izledik. Zac'ten güzel bir deneme ama başarılı olamadı. Yalnız una diye Rammus şu anda Kennen'ın üstüne koşuyor. Kennen'ın başı belada. Trundle buradan kaçabilecek mi? Rammus Trundle'i kesecekmiş gibi duruyor. Trundle'in üstüne inanacak mı? Trundle devam edecek mi? Yalnız Jayce'den Dryharu'dan şok patlaması. Wow wow wow! Aman tanrım! Bu nedir? Arkadaşlar, komşular, yetişin! İnanılmaz oyun! Aman tanrım arkadaşlar, klipler alındı mı? Klipler alındı mı? Yalnız inanılmaz bir ölüm cezası. Bu gözler şu anda neler görüyor? Bu gözler ölmeden önce bu oyunları da mı görecekti? Bu ne oyundur yiğidim? Bu ne oyundur ya Berke? Bağırmalısın. Gaza getirmelisin. Peki, abi izleyicileri. Sen bu Rammus'un oyununu hangi seviyede görüyorsun? Sence öne açık mı? Mesela yani, bildiğin üzere koridorda. Broken Blade Amerika'ya gitti. Orta koridorda yalnız aksiyon. Reji. Oynayacağı riski. Ooo burada Jayce yalnız. Dryharu inanılmaz oyun. Dryharu ne yapıyor? Dryharu çıldırmış olmalı. Dryharu hala hayatta. Dryharu oradan kaçabilecek mi? Dryharu oradan kaçabilecek mi? Ben ne anlatıyorum? Dryharu çoktan ölmüş. Amerika'yım ben oyunda. Rammus yalnız, Rammus şu anda 2v1 Leona'yı kesmeye çalışıyor. Zoe'den inanılmaz tuş turu bıraktı. Zoe yalnız, Kennen orada. Kennen ben yeni geldim. Arka sokaklar dın 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 dın. Kennen oynayacağın oyunu sikeyim. Puh amına. Ne abi, ananı sikeyim, fena eyledim. Yalnız orada bir kaos ortamı oluştu Berke. Ya kaos ortamında tam olarak sözünü kestim. Özür dilerim, kaos ortamı oldu. O yüzden nerede kalmıştık tam olarak? En son Broken Blade'in Amerika'ya gidişinden bahsediyorduk. 18 yaşındaki yeni yeteneğin üst koridorda yargı dağıtacağından bahsediyorduk Amerika'da. Sence yalnız, aynı potansiyeli Jayce de gösteriyor mu? Jayce şu ana kadar oynadığı oyunla dünya klasmanında bir oyun oynuyor Jayce şu anda. Yani bu Jayce'i dünya klasmanında bir Dumbledore'un bardı, iki Elvin'in Fiora'sı, üç Dryharu'nun Jayce'i. Yani bu adam dünya klasmanında bir Jayce oynuyor şu anda yani.
bize adeta bir Jace seremonisi izletiyor diyebilir miyiz Berke? Kesinlikle katılıyorum. Yalnız katılmadığım kısım Elvind'in Fiora'sı kısmı ama arada kaptıralım onu da. Evet, bu arada Thresh'ten ölüm cezası geldi. Yalnız Thresh orada ne arıyor? Bunu en son Hollywood'da, HW Gaming'de görmüştük. Yalnız Thresh oradan çıkabileceğini pek düşünmüyorum. Thresh burada ölerek HWA'nın yani Heyvan'ın support'u Hollywood'a bir selam çaktı. Seni unutmadık. Bu arada istedi. Ufak bir dipnot bırakmak istiyorum. Evet. Thresh'le konuşmuştum. Thresh bana maç öncesi, sahneye çıkmadan önce konuşmuştum. Thresh bana şöyle bir şey söyledi. Benim idolüm Hakan Revanç İşlek dedi. Ona bakarak oyunu öğrenmeye çalıştım dedi. O yüzden onu da bir altını çizerek belirteyim istedim. Bu yani Zergsting, Hollywood, Revanç hepsinin mix'i gibi bir oynayıştı sanki. Yani hepsinden bir parça almışçasına oynadı orada. Yalnız Jace Minyon'da, Jace Minyon'da Dreyor'u gayet iyi durumda şu anda. Kai'Sa çok iyi durumda, Jace çok iyi durumda, Vayne biraz sendelemiş ama yani çok az daha lazım. Eğer 25. dakikadan sonra bir savaş izlemezsek Berke, bu kırmızı takım için bir felaket olur. Kırmızı takımın kesinlikle bir an önce bu oyun için bir şeyler yapması gerekiyor. Mavi takım çünkü oyun ne kadar ilerledikçe o kadar güçlenen bir takım. Yalnız şu anda Rammus'un başı biraz daha. Rammus. Evet. Burada sorarlar kardeşim oraya çalılara kafa atılır mı oha ha diye sorarlar. Yalnız bu hareketi Rammus'un bu satışı Berke'nin takımı için bir felaketle sonuçlanıyor. Evet şu an Kennen'ın inanılmaz bir ulti. Kennen paramparça etti orayı. Dreyor'u savaşıyor. Takımı için savaşıyor. 1'e 4 pozisyonda Dreyor'u. Acaba buradan çıkabilecek mi? Dreyor'u Kennen'la kapışıyor. Sersanletmeyi Zek'ten elastik sapan. Ama Dreyor'u burada düşüyor ve katliam geliyor. Tranduil inanılmaz bir Kennen ultisi. Mian Nineape Zek'le inanılmaz bir performans. Irelia desen inanılmaz oynadı. Ve burada Berke'nin takımı son nefesini verdi. Bu maç ya bize Kaan'ın takımı, Elvin'in takımı nasıl oynanır? League of Legends nasıl oynanır? Makro nasıl oynanır? Adeta bir şov yapıyorlar yani. Öyle değil mi Berke? Kısmen katılıyorum sevgili Kaan dediklerine. Bana evet. Kalırsa mavi takım çok güzel oynuyor ve muhtemelen bu maçı da kazanacaklar. Şu an adım adım ilerliyorlar. Ama sana evet. Ufak bir sorum var. Rammus'un eşya tercihi hakkında ne düşünüyorsun? Yani Rammus'un eşya tercihi hakkında ben düşünmemeyi tercih ediyorum. Çünkü adam kendi o eşya tercihlerini yaparken kendi bile düşünmemiş. Ben niye bu zahmete katlanıp onun yerine düşüneyim ki? Mantığıyla ilerleyip hiç düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen düşünüyor musun? Yok, ben de seninle aynı düşünceyi paylaşıyorum. Aynen, pek düşünmeye gerek yok o yüzden. Ben böyle düşünüyorum. Yalnız şu anda Baron etrafında görüş kontrolünü almaya çalışıyor Tal'ların takımı. Meliet, Thresh, Mobility botuyla adeta Thresh hava yolları işini yapmaya devam ediyor. Yalnız burada Mian, Nineapes totemleri temizliyor Irelia, McDonald'la birlikte. Leona desen, yalnız belki kırmızı totemin, pembe totemin önemini bu maç bir kere daha gördük. Bu maç ne kadar önemli bir eşya olduğunu pembe totem diyebilir miyiz bu maçın özeti için? Pembe totem. Kesinlikle diyebiliriz. Zaten takımlara baktığında her üstten çıkıldığında hepsinin en az 3-4 tane pembe totemi oluyor. Bu maçın evet. Kilit noktalarından biri pembe totem. Yalnız şu anda baron etrafında bir savaş izleyeceğiz gibi. Çünkü iki takım da bu barona aç. Eğer Tal'ın takımı bu baronu alabilirse oyuna bir geri dönüş izleyebiliriz. Ama Elvin'in takımı bu baronu alabilirse oyunun sonunu görebileceğiz yani. Hani oyun bir an önce bitecek galiba Elvin'in takımı baronu alabilirse. Şu anda orta koridorda yalnız o ne hasar! O ne hasar! Irelia adeta yarı can Irelia idi. Kai'Sa pardon. Johnny. Şu anda baron etrafında bir görüş savaşı izliyoruz arkadaşlar. Leona görüşleri temizlerken takımı ona eşlik ediyor. Zek, Baron Pit'inin içindeki totemleri temizlerken karşı takım yavaş yavaş dürtüyor. Zoe'nin bu özelliği, Zoe'nin dürtme özelliği. Ya takımlar Zoe'yi bu yüzden tercih ediyor genelde. Zoe çok uzaklardan dürtebilen bir şampiyon Berke. Yani ultisi ve Q'su sayesinde Zoe 3 halı saha mesafesinden dürtme uygulayabiliyor rakibine. Aynı şekilde
bütün bunlar olurken Vayne kasmaya devam ediyor. Vayne... Peki sana ufak bir soru soruyorum sevgili Kaan. Evet tabii buyur. Bildiğin üzere Me and Nine Apes çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu. Evet. Kendisi meta dışı olan bir Zac performansı sergiliyor şu anda. Sence meta olan bir şampiyonla aynı performansı sergileyebilir mi? Tabii ki de yani Me and Nine Apes'i biz TSM'den eskiler bilir. Bu kardeşimiz çok eski bir oyuncu. TSM'de zamanında Reginald'la birlikte beraber oyunlar oynardı ve TSM'in ortaklarından bir tanesi. Kendisi milyoner. O yüzden bu adam için yalnız Reji. Ufak bir teknik aksaklık yaşıyoruz şu anda. Hemen öğreniyorum. Evet. Şu anda ufak bir teknik aksaklık da arkadaşlar. Bunu da şöyle şurada tutayım. O şey abi. Bunu... Kayıs'a böyle bir saniye oyundan düşüp gelmiş. Tam bir rezalet bu arada ama koyuyorum. Hemen düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunu içmiyoruz burada. Duruyor sadece arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Peki. Sevgili Kaan, bu oyunun gidişatını etkileyen bir durum muydu? Sence burada krono kırılmaya başvurulur mu? Yani burada ben şu anda takımlardan bilgi bekliyorum. Tam olarak hakemlere ulaşabilirsek tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Ama en kısa sürede sorunun çözüleceğine inanıyorum ben. Hatta maçımız yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak tekrardan. Takımlar hazır vermiş. Yaşanan sorun Nora'nın bilgisayarında yaşanan bir klavye sorunuymuş ve hakemlerimiz karar verdi. Bu soruna hemen müdahale edildi. Kablolar değişti. Ve şu anda maça hazırız yani. Şu an pek bir sıkıntı görmüyoruz. Evet. Pek takımlar hakkında bilgi de veremiyorum. Yani teknik konular olduğu için arkadaşlar. Evet. Evet. Her iki taraftan da hazır işareti geldi. Evet, oyuna devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar bu da böyle dursun şurada. Evet, maç kaldığı yerden devam ediyor. Çekirdeklerinizi, kolalarınızı hazırlayın. Orta koridorda ilk önce Berke şöyle bir şey sorayım sana. Bu Rammus'un performansı hakkında ne düşünüyorsun şu ana kadar? Zeke oranla. Zeke oranla Rammus'un performansı bana kalırsa biraz sönük kalıyor. Evet. Zek şu ana kadar oyunu domine etti. Hem üst koridor olsun hem orta hem de alt koridor olsun. Her yere baskıyı kurmuş durumdaydı. Evet. Rammus o sıra ne yapıyordu çok bilmiyorum ama Zek'in üstün bir performansı söz konusuydu tabii evet. Bu oyunda. Leona bu arada haritada gördüğümüz her totemi temizliyor. Gerçekten şu anda bütün haritanın kontrolüne tek başına hakim bu çocuk. Bu geçen sezondan bu yana inanılmaz bir gelişme Momo için. Momo'yu biliyorsunuz yani geçen yıl ligimizde oynardı ve berbat oynardı. Ama şu anda bir gelişme olmuş Momo'da. Biraz performansında bir artış var. Evet evet Zek'ten elastik sapan Zoe'nin üstüne. Zoe'den inanılmaz bir flash. Naru oradan kaçmayı başardı şu anda. Zek'ten başarısız bir deneme izledik arkadaşlar. Yalnız görüş kontrolü hep Elvin'in takımında diyebilir miyiz Berke? Çünkü Baron'un etrafında öyle bir dans ediyorlar ki şu anda. Bütün görüşe hakim Elvin'in takımı. Öte yandan şu anda kırmızı takımın herhangi bir üstünlük sağlaması çok zor bence görüş anlamında. Evet, o yüzden Elvin'in takımı direkt yok ediyor. Roundy'yle oradan hemen Şimşek Şok'la çıkmayı başardı. Şimşek Şok'unu kullanarak. Rammus bu arada bir lens geldi orada. Totemler temizleniyor şu anda. Orta koridorda karşılıklı bakışmalar. Birazdan burada bir aksiyon izleyeceğiz arkadaşlar. Kenan'ın bakıyoruz ultisi var, sıçrısı var. Şu anda Kenan'ın bir tane arkaya gelen toteme ihtiyacı var. Yalnız Kenan hiç toteme ihtiyaç duymadı. Kenan'a inanılmaz oyun. Leona ay tutulması geldi. Kayısı ultisiyle üstüne atladı. Thresh'in başı belanı Thresh düşüyor. Şu anda Rammus vurmaya devam ediyor. Irelia inanılmaz bir stun atacak. Irelia 2 kişilik bir stun. Irelia orayı temizledi. Bir Q daha gelir mi? Evet Irelia yalnız Dry Haru. Dry Haru takımı için savaşıyor. Vanpi yalnız burada. Oy! Taldir'in takımı yine yaptı yapacağını çocuklar. Bu nasıl oynayış? Peki bu fight'ta yani bu savaşta Vayne'e ne oldu? Ben onu tam göremedim sevgili Kaan. Sen yakalayabildin mi? Ben şu anda sunduğum maçtan bir sik anlamamakla beraber oyuncuların ne yaptığını çözmeye çalışıyorum sevgili Johnny. Şu anda bu maç yani Johnny ile Glandal olsa nasıl sunar bilmiyorum. İnanılmaz bir maç çünkü bu. Bu arada Nexus son vuruş girecek mi? Thresh'ten kaçan bir ölüm cezası. Zek şu anda yalnız orada fazla zorlamak istemezler. Yani Baron varken güvenli oyunu tercih ediyor. Makro oyunu çok güzel oynuyor Elvin'in takımı.
Ya bu maçta diyecek ne var Berke? Bulabiliyor musun diyecek bir şey? Ben açıkçası kırmızı takımın kazanma şansını biraz düşük görüyorum. Ama tabii ki ne maçlar gördük 15.006'dan geri dönen. Tabii. Bu maç niye olmasın? Tabii. İzleyip görmemiz gerekiyor. Üçüncü alev ejderi Johnny. Üç Infernal. Şu anda Elvin'in benzer takımında... Benzer bir durumu Fenerbahçe maçında yaşamıştık bu arada. Hatırlar mısın sevgili Kaan? Evet, evet, o maçı çok iyi hatırlarım. Fenerbahçe'nin maçlarında zaten genelde 3 Infernal çıkar. Oradan çok iyi biliriz. Yanındaki de Mountain olurdu ama. Evet, burada teknik bir aksaklık olmuş. Bir tane Ocean çıkmış yanlışlıkla. Normalde 3 Infernal 2 Mountain basarız. Abi şaka yapıyorum bu arada beyler. Ulan ne kadar. Evet, şu anda keskin gagaları Vayne yalnız orada takla ata ata alıyor arkadaşlar. İnanılmaz değil mi sizce de? Peki Vayne'in eşya tercihleri hakkında ne düşünüyorsun? Mesela son zamanlarda popüler olan Guinzo tercihini görmemişiz. Yani Çin'de belki öncelikle Çin'de Guinzo'nun alameti yerine genelde mahvolmuş kralın kılıcını tercih ediyorlar. Çünkü yanına bir de hayalet dansçı eklediğinizde Vayne durdurulmaz oluyor. O yüzden bu tercih Çin'de ve özellikle Amerika'da çok popüler. Ama Kore'de oyuncular biraz daha kontrollü oynadığı için Guinzo kasıyorlar. Yani sebebi tam olarak çözememekle birlikte ben hayretler içindeyim şu anda. Peki sence bizim ligimizin kendi oyununu mu oynaması gerekiyor yoksa Kore'dir, Amerika'dır bu tarz liglerin oyununa bakıp kendilerine feyz mi almaları gerekiyor? Yani şu anda bizim oyuncularımız Avrupa seviyesinde diyebiliriz. Bakın, bakınız şu oynayışa bir bakınız. İrelia inanılmaz bir ulti geldi. İrelia yalnız orada Vayne'in üstüne doğru zıpladı. Vayne'in başı belada yalnız. Vayne öldü. Tal'Dri'nin takımı şu anda son çırpınışlar diyorum ben buna. Son hamleler, son çaresizlik şeyleri. Yani mahvolmuş, dağılmış durumda şu anda Tal'Dri'nin takımı. Ufak bir detaya parmak basmak isterim. Bu savaş 4'e 5 yapıldı Kaan'ın, Elvin'in evet. takımı tarafından. Evet. Bu savaşın kaybedilmesiyle beraber açıkçası kırmızı takımın sonunun geldiğini söyleyebiliriz. Evet, kırmızı takımın sonu zaten çoktan gelmişti. Yalnız olan şey şu Berke. Elvin'in takımı daha yeni kurulan bir takım olmasına rağmen sanki inanılmaz bir uyumla, ahenkle vadide dans etmiyor mu sence de? Yani bu kadar uyumlu, yeni kurulan bir takımın bu kadar kısa sürede antrenman yapıp aynı zamanda da bu kadar makro oyunu iyi oynaması. Yani bu takımın geleceği hakkında ne düşünüyorsun peki? Senin söylediğin her şeye katılıyorum. Tabii. Bu kadar kısa bir sürede böyle bir performans sergilemeleri gerçekten ilginç ve hayret edilesi bir şey. Ancak benim takımımda bu kadar uzun süre oynamalarına rağmen niye böyle bir performans sergiliyor bilmiyorum. O yüzden yani bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Oyuncuların bazı günler mentalite çok önemli burada. Mentalite çok önemli. Şu an mesela Thresh yani mental olarak tilt olmuş. Ayar olmuş diyebilir miyiz Thresh için? Ayar olmuş. Şu anda bir bakıma diyebiliriz. Benzer ölümleri bir dakika. Jace yalnız oyundan düştü. Son gelen bilgiye göre Jace'in bilgisayarında mavi ekran problemi yaşanıyor. Oyunun durdurulacağını yani, düşünüyorum. Ya yani şu takımda hangi üst koridor oynasa mavi ekran her türlü verirdi ona da. O yüzden diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Yalnız Zac'ten elastik sapan Rammus orada bir savaş başlatmaya çalışıyor çaresizce. İrelia hemen geri çıktı. Zac başı belada yalnız be. Bu arada Tal'Dri'nin takımı direniyor. Yalnız Vayne ne yapıyor? Vayne Kaysa mükemmel bir şekilde geldi. Kaysa Vayne'i alta çekin önümden çocuk dedi ve siktir git dedi. Oyunun da yavaş yavaş sonuna gelirken ben şu an oyun spiker olduğum için heyecanlanmaktan Nexus son vuruş gelecek mi? Nexus son vuruş gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Yalnız şu an Jace oyuna geri bağlanmış. Nexus son vuruşlar. Jace Cannon inanılmaz. Phantom geliyor. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! 5'te 5! 5'te 5! 5'te 5! Kim bu Stars? Yok. Vampy! Arkadaşlar yayının IQ'su hiç düşmedi mi sizce bu arada? Ne düşünüyorsunuz? Güzel.